Endi toplumlarning birlashmasi, kesishmasi, ayirmasi va to'ldiruvchisi bilan tanishamiz. Bizga quyidagi ikkita to'plam berilgan bo'lsin. A teng 1, 5, A, B, S, X elementlerden tuzilgan bo'lsin. B toplam 1, 4, A, D, X. Mana bu elementlerden tuzilgan bo'lsin. Birincisi, toplamlar birlashmasi. Birlashmasi deganda biz nima tushunamiz? Mana bu yerdagi hamma elementlerden tuzilgan toplam ikkita toplamning birlashmasi deyiladi. Ya'ni ikkalasini qo'shamiz. Mana bu yerdagi hamma elementlerden tuzilgan. Bularni yozib chiqamiz. Toplamlarning birlashmasi uchun biz quyidagi belgini ishlatamiz. Demek mana shu yerdagi hamma elementlerini olamiz. Mana 1. Birini oldik. Keyingisi 5. 5'ni ham olamiz. A, B, S, X. A, B, S, X. Mana A toplamdagi hamma elementlerini aldık. Yani B toplamdagi elementlerini ham olamiz. 1. 1 alındı. 4. 4'ünü yazalımız. A alındı. D. D'ni alamız. X. X alındı. Demek bana bunu da toplamak yani. Mana bu iki tane toplamın birleşmesi mana bunda toplam bo'ladi. Shunday qilib mana bu yerdagi hamma elementlarni olamiz. Yoki boshqacha qilib aytganda A ga yoki B ga tegishli elementlardan tuzilgan toplam. Masalan, x element A, B birlashmaga tegishli degani bu quyidagini bildiradi. X tegishli A ga yoki X B'ye tegishli ekanini bildiradi. Yoki unga yoki bunga tegishli. Hech bo'lmaganda bittasiga tegishli bo'ladi. Masalan, 1 ni oladigan bo'lsak, 1 har ikkalasiga tegishli. 5 A ga tegishli. A ga tegishli, B bu ham A ga tegishli, A toplamga S, A toplamga tegishli, X A toplamga tegishli, 4 A toplamga tegishli emas, lekin bunga tegishli. Demak, 2 kamida bittasiga tegishli bo'ladi. D ikkinchisiga tegishli. Demek ki kamada bittasiga tegishli bo'lgan elementlerden tuzilgan ekan. Boshqacha qilib aytganda mana shu yerdagi hamma elementlerden tuzilgan. Toplamların birleşmesi deyiladi ve mana bunda belgi bilan belgilanadi. Demek x bunga tegishli degani a yoki a ga tegishli yoki b ga tegishli. Ve hiç bo'lmaganda bittasiga tegishli. Bu toplamların birleşmesi. Keyingisi toplamların kesişmesi. İkita toplamların kesişmesi. Hop toplamların birleşmesini mesela biz aylana yordamida ko'rsatishimiz mumkin. Oldin shuni ko'rsatib o'taylik. Mana A toplam, B toplam arasında ko'ramiz. A toplamning elementlari 1, 1 har ikkalasida bor. Har ikki A toplamda ham bor, B toplamda ham bor. Buni elementlarini biz mana bu yerga yozamiz. 1. Ya'ni ham A toplamga tegishli, ham B toplamga tegishli. 5. 5 faqat A'ni o'ziga tegishli, B'ga tegishli emas. A har ikkalasiga tegishli, A'ni ham mana shu yerga yozamiz. B faqat A'ni o'ziga tegishli. S faqat A'ni o'ziga tegishli. X har ikkalasida bor. Mana bu yerga yozamiz. Endi 1 ni yozdik. 4 faqat B'ni o'ziga tegishli. A yozdik. B'ga har ikkalasiga tegishli. D faqat B'ni o'ziga tegishli. X ikkala toplam uchun umumiy. Demak, mana A va B toplamlarining birlashmasi deganda biz mana bu toplamni tushunamiz. Mana bu hammasi. Ya'ni mana shu hamma elementlarni o'z ichiga oluvchi toplamni tushunamiz. Ya'ni A va B toplamlarining birlashmasi mana bunday toplam bo'ladi. Bo'yab ko'rsatadigan bo'lsak, alohida chizaylik. Yani iki de toplamını, A ve B toplamlarının birleşmesi bana bu toplam bulabilir. A toplam, B toplam. Yani şu boyalgan soha A ve B toplamlarının birleşmesi bulabilir. O keyingisi A ve B toplamlarının kesişmesi.
Kesişmesi degani ikkalasi uchun umumiy elementlardan tuzilgan to'plam. Qaysi elementlar umumiy? 1. Har ikkalasida bor umumiy. A. Har ikkalasida bor umumiy. Yana x har ikkalasida bor umumiy. Mana u elementlar mana bu yerda ko'rsatilgan. 1 a x ikkalasi uchun umumiy elementlardan tuzilgan to'plam. İkide toplamının kesişmesi bana bunu belgilenmedi. Yani umumi elementlerden tüzülgen 1, A, X. Demek ham A'ya ham B'ye teyin borgen umumi elementlerden tüzülgen toplam. Rasımda gösterdiğim bu şey. Bana bunların A ve B toplamlarının kesişmesi bana bu toplam buladı. 1, A, X. Bana alakada çizdiğim bu şey. A toplam, B toplam, bana bunların kesişmesi. A kesişme B buladı. Yani bana 1 A X elementlerden tüzülgen kesişme. Eğer X element kesişme getirgisi olsa, A ve B toplamların kesişmesi getirgisi olsa, bu kuydakini bildiradi. X tegishli A'ya ve X tegishli B'ye. Demek her ikilası getirgisi kendini bildiradi. Ham A tegishli, ham B tegishli. Yani ular için umumi degani. A ve har ikkalasiga tegishli bo'lsa, demak X A ve B için umumi element bo'ladi. Hop, kesişmani ko'rdik. Yani keyingisi, ayırması. İkide toplamning ayırması. Endi A toplamiga tegishli, lekin B toplamiga tegishli bo'lmagan elementlarni ko'raylik. Bunlar qaysilar? A toplamga tegishli bo'lsin, lekin B toplamga tegishli bo'lmasin. 1. B toplamga tegishli, uni olmaymiz. Faqat A ni o'ziga tegishli bo'lsin. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. 5 B C faqat A ni o'ziga tegishli. B'ga tegishli emas. Bunday toplam A va B toplamlarining ayirmasi deyiladi va mana bunday belgilanadi. Demak, ayırma 5 B C elementlardan tuzilgan ekan. Yana aytib o'tamiz bunu. A toplamga tegishli, lekin B toplamga tegishli emas. Ya'ni X A va B toplamlarining ayirmasiga tegishli degani X A toplamga tegishli va X B toplamga tegishli emas. Mana shunday elementlarni olamiz. 1 B toplamga ham tegishli, uni ola olmaymiz. 5 A toplamga tegishli, B'ga tegishli emas. Olamiz. Mana yozdik. Keyingisi A B toplamga tegishli, uni ola olmaymiz. B A toplamga tegishli, B'ga tegishli emas. Olamiz. C uni ham olamiz, chunki u B toplamga tegishli emas. Mana toplamlarning ayirmasi deyiladi. Toplamlarning ayirmasini biz rasmda quyidagicha ko'rsatamiz. Yana A va B toplamlar bo'lsa, bu mana bunday toplam bo'ladi. A toplamga tegishli, lekin B toplamga tegishli emas. Ya'ni B toplamning tashqarisida yotibdi. Mana bu yerda A va B toplamlarni ayirmasi. Shu yerda o'zidan biz B toplamdan A toplamni ayirsak-chi. B toplamdan A toplamni ayirsak, unda faqat B ning o'ziga tegishli mana bu elementlar bo'ladi. 4 va D. Yani bu degani B toplamga tegishli, lekin A toplamga tegishli emas. 4 D B toplamga tegishli, A toplamga tegishli emas. Demak, mana bu qismini olib tashlayapmiz, go'yoki chiqarib tashlayapmiz. 4 va D qolyapti deyman. Bu toplamlarning ayirmasi. Keyingisi to'ldiruvchisi. Toplamlarning to'ldiruvchisi.